Merhabalar değerli arkadaşlar. ArcGIS içerisinde bugün harita oluşturma ya da layout dediğimiz bölüme geçeceğiz. Bunu yaparken de sayısal yükselti modeli üzerinde vektör verilerle ilgili işlemler de yapacağız. Yine burada bakı eğim haritası oluşturmanın için de çok hızlı bir şekilde size bunu göstereceğim ve pratik olarak siz de bunları zaten zihninize yazmış olacaksınız. Öncelikle ArcGIS arayüzünde oluşturduğumuz verileri çağırıyoruz. Bunlar katman olarak bu katman kısmında bulunuyor. Katman kısmında olmayan hiçbir veriyi layout'ta da göremeyiz. Daha sonrasında layout'a da çağırma şansınız var tabii ki. Bu layout kısmı bakın şurada şu anda layout'la ilgili işlemler burada pasif görünüyor arkadaşlar. Burada biz altta bakın şurada layout view diyor. Bu layout view arayüzüne tıkladığımız zaman biraz da siz de göreceksiniz zaten. Bakın doğrudan layout'a geçmiş olduk. Şimdi burada layout'a geldiğimizde şu bakın şuradaki menüde ekrandaki bu arayüzde müdahale edeceğiniz kısım tamamıyla buradaki veriyle ilgili olacak değerli arkadaşlar. Layout'la ilgili bir müdahale olmayacak. Ama burada gördüğünüz şu layout menüsü ise tamamıyla layout'a müdahale ile ilgili. Örneğin bakın buradaki zoom'la layout'un kendisinde siz yaklaşma yaparken buradaki zoom'la verinin kendisiyle ilgili yaklaşma yapıyorsunuz. Bunu özellikle belirtmek isterim değerli arkadaşlar. Sonrasında yine buradaki tam ekranı doldur butonuyla bunu yapabilirsiniz. Buradaki el işaretiyle layout'u istediğiniz gibi müdahale etme kaydırma şansınız var. Şu birebir 1 bölü 1 de siz baskı halinde nasıl göreceksiniz bu görüntüyü size onu gösteriyor. Yine biz tam ekran yapalım. Yine burada arkadaşlar burada layout'tan yaklaşma, layout'ta uzaklaşma yapabilirsiniz. Bunu belirteyim. Burada gördüğünüz geri gelme olayı ise Microsoft yazılımlarını kullandığınız gibi bir işlem yaptığınızda geri geliyorsunuz sadece arkadaşlar. Bu kadar basit. Şurada bakın Change Layout diye bir buton göreceksiniz. Buna tıkladığınız zaman değerli arkadaşlar size birçok layout şekli sunacak. İsterseniz siz kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz bura olanlardan bakın Portrait, Landscape şeklinde olanlar var. ISO A4, A3, A2, A5, A0 bunların hepsi var. Biz A4 bandında çalışacağız değerli arkadaşlar. O yüzden A4 bandı ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Bu sizin çalışma yönteminizle ilgili. Burada da bakın yine birçok layout çeşidi var. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu anlamda ArcGIS mükemmel bir yazılım. Onu söylemek istiyorum. Arayüzü de son derece hızlı. Çok fazla da zorlamıyor. Daha sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada hangi layout şeklini seçeceğim? Dikdörtgen mi kare mi? Değerli arkadaşlar bu sizin çalışma alanınız. Haritaya üretmekle ilgili çalışmanızın şekliyle ilgili. Örneğin benim yüksek sans sezimle ilgili olan bu Acıgöl Havzası'nın şekli bana dikey layout kullanmayı daha doğru hale getiriyor. Siz örneğin Türkiye haritası yapacaksınız. Türkiye'nin kabaca dikdörtgen şeklinden dolayı dikdörtgen yatay kullanmanız daha doğru olacaktır. O yüzden bu anlamda teknik kullanın lütfen. Bunu özellikle belirtmek isterim. Layout kısmında şimdi birazdan sizlerle beraber yön okunu ve diğer unsurları, harita unsurlarını ekleyeceğiz. Bakın yön oku için burada insert var. Insert'e tıkladığınız zaman bunun içerisinde yön oku, harita işaretleri, ölçek bunların hepsini sırayla ekleyeceğiz. Örneğin biz lejantı ekleyelim değerli arkadaşlar. Bakın lejantı eklediğimiz zaman bu katmanların aynısını burada size gösterecek. Bu katmanları sıralarken nokta çizgi alan şeklinde aşağı doğru sıralarsak ve vektörden rastra doğru sıralarsak çok daha iyi olur. Örneğin bu gölgelendirme kabartma bizim işimize yaramayacak. Biz sadece bu sayısal yükselti modelini daha uygun, daha güzel göstermek için kullanıyoruz. Bakın köyler nokta, karşılar çizgi. Acıgöl burada alan olduğu için değerli arkadaşlar yol çizgi olduğu için yolu bir üste alıyoruz. Göller alan havza sınırı onu kaplıyor. Sayısal yükselti değerleri ise en altta kalacak şekilde devam ediyoruz. Daha sonra biz ileri dediğimiz zaman birazdan göreceksiniz farklı seçenekler verecek bize burada. Lejant kısmına harita işaretleri diyoruz arkadaşlar. Bunu bazı yerlerde yanlış aktarıyorlar açıklamalar diye. Açıklama değil bu arkadaşlar. Harita işaretleri olmalı. Doğrusu budur. Burada yazı genişliğini, yazı tipini seçme şansı da veriyor size. Bu tamamen sizin nasıl bir çıktı istediğinizle ilgili. Yine burada harita işaretlerinin olduğu kısma siz bir çizgi istiyor musunuz? Arkasına bir renk istiyor musunuz? Onu soruyor değerli arkadaşlar. İstediğiniz müdahaleyi yapabilirsiniz. Bakın bize buraya harita işaretlerini attı. Burada bakın bazen
Böyle altta istenmedik açıklamalar çıkabiliyor. Bunu da şöyle yapacağız değerli arkadaşlar. Yine sağ mouse yapıyoruz. Properties diyoruz. Bu sayısal yükselti değeri altındaki şu value kısmını değerli arkadaşlar istemiyoruz. Biz çünkü bize gerek yok. Ne yapıyoruz? Bu items kısmında sayısal yükselti modeline çift tıklıyoruz. Bakın show heading bu başlığın altındakini kaldıracağız. Pasif hale getireceğiz. Uygula dediğimizi bakın kaldırdı. Bir de burada bir harf hatası var mesela gördüyseniz. Sayısal yükselti modeline gelip buraya çok hızlı olmamak şartıyla arka arkaya iki kere tıklarsanız bakın buradaki yazıları da istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Örneğin bakın şöyle yapabilirsiniz. Legend'da da otomatik değiştiriyor. Gördünüz bakın. Şimdi bir daha değiştiriyorum örneğin sizler için. Sayısal diyorum. Bakın bunu Legend'da da şimdi otomatik olarak değiştirecek arkadaşlar. Bakın değiştirdi. Dolayısıyla burada katmanda yapacağınız her tür değişiklik buraya yansıyacak, bilginiz olsun. Ama biz bu akarsuların, yolların, göllerin biraz daha doğadaki şekline benzemesini istiyoruz. Yine sağmaz properties. Yine burada harita işaretleri menüsüne çift tıklayabilirsiniz. Önemli değil değerli arkadaşlar. Burada bakın layout kısmına geliyorsunuz bu Legend menüsünde. Burada arkadaşlar alanı diyorsunuz ki şöyle göster. Çizgide diyorsunuz ki kıvrımlı göster. Bakın hemen değiştiriyor değerli arkadaşlar. Bu anlamda gerçekten çok güzel bir yazılım. Harika bir yazılım olduğunu da söyleyebilirim. İsterseniz yine burada frame kısmında arka rengini değiştirebiliriz. Bakın isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir durum değerli arkadaşlar. Peki böyle kalsın. Böyle bırakalım. Harita işaretleri kısmını yazdık. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu yazıları küçültebilirsiniz. Büyütebilirsiniz de. Bu sizin nasıl bir şey istediğinizle ilgili. Tekrar onu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim yön okunu ekleyelim. Bakın arkadaşlar yine aynı yere geliyoruz. Insert. Bakın insert kısmına geldik. Burada yön oku ekleyelim. İstediğiniz yön okunu ekleyin. Yüzlerce arkadaşlar tercih var. Hangisini kullanırsanız. Genel itibariyle ne kadar sade ve ne kadar anlaşılabilir olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ben şu görseli çok seviyorum yön oku kullanırken değerli arkadaşlar. Şöyle bakın istediğiniz gibi bunu sağından solundan çekerek büyütebiliyorsunuz. Bunu buraya alalım. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar ölçek eklemeye. Ölçekte de arkadaşlar birçok seçenek var. Hangisini kullanmak istiyorsunuz? Genel itibariyle ben şöyle kullanmayı seviyorum değerli arkadaşlar. Properties'ten şuraya properties'i tıklıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben kilometre olarak uzunluğu istiyorum. Kilometredeki buradaki terimi de şöyle yapmak istiyorum ben kısaltmayı KM olarak. Daha sonra iki tane bloklama istiyorum diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Okey diyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya attı Legend'ımızı da şu şekilde. Yine çift tıklayarak birçok değişik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada diyorsunuz ki mesela sıfırdan sonraki ara değeri gösterme diyorsunuz. Bakın 4'ü kaldırdı. Farklı şeyler burada. Numara formatını değiştirebilirsiniz. 2'den fazla olsun. Yine karakterlerin yazı tipini, yazı boyutunu değiştirme şansı size veriyor. Her tür değişiklik yapabilirsiniz. Yani Microsoft Office yazılımlarına benziyor bu anlamda. Bunu da yaptık değerli arkadaşlar. Örneğin siz ne yapacaksınız daha fazla? Buraya bir haritayı üreten kişinin adını yazacaksınız. Bakın şurada altta text var değerli arkadaşlar. Bu text'e tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya değerli arkadaşlar. Diyorsunuz ki mesela İrfan Akar 2021. Bunu yaptıktan sonra değerli arkadaşlar çok kalın olmasına gerek yok. Harita yapan kişiyi çok öne çıkarmaya da gerek yok. Ama bazen haritaları çalabiliyorlar maalesef. Bu tip sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Buraya haritacının ismini de harita üreten kişiyi de buraya da koyabilirsiniz ismini. Bunu ayrıca söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim haritayı kontrol etmeye. Bakın şuradaki pano alıyoruz. Bu tamamen şu anda layout ile ilgili bir durum. Bakalım unuttuğumuz bir şeyler var. Hemen görüyoruz. Mesela isimleri koymamışız. Bunları görebiliyoruz. Yine bununla ilgili çok basit değerli arkadaşlar. Geliyorsunuz şuraya. Sağ mouse yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki label features. Yani bana ismini at diyorsunuz bunun. Size ismini oraya atacak. Geliyorsunuz mesela Acıgöl'ün üzerine ismini harita üzerine at diyorsunuz. Bakın Acıgöl'ün ismini buraya atmış oldu. Değerli arkadaşlar. Diyelim ki hatalı bir isim oldu. Nasıl düzelteceğiz diye düşünebilirsiniz. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bunu da değiştirme şansınız var. Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Mesela hemen biz de yapalım burada. Sizinle beraber. Bunu da göstermiş olayım size. Bonus olsun. Bakın burada isim diyelim ki yanlış oldu değil mi? Ne yaptınız? Hemen geldiniz Acıgöl dediniz. Bakın burada hemen Acıgöl'ü değiştirmiş oldu sizin için. Bunları da yapma şansınız var. Yani layout kısmında kendi
ArcView gibi, ArcGIS View ekrandaki gibi müdahale edebiliyorsunuz. Peki başka ne yapabilirim? İsterseniz yine akarsuyun ismini atabilirsiniz buraya arkadaşlar, isimlerini. Şöyle akarsuya çift tıklarsınız değerli arkadaşlar. İsimler bakın burada çok karmaşık gibi görünüyor. Burada Labels'tan sonra değerli arkadaşlar yine geliyorsunuz alt bölüme, menü içerisinde Layer özelliğinden Properties'ten arkadaşlar. Burada adını diyorsunuz ki adını ver, tamam ama çok büyük istemiyorum ben. 5 puntu olsun. Yine yerini buradan isterseniz matematiksel hesaplamada farklı analizler de yapabiliyorsunuz. Yerini seçebiliyorsunuz bakın buradan. Diyorsunuz ki curved olsun. Yani akarsuya göre biraz tam düz değil, akarsuyun akış yönüne göre olsun. Ya da diyorsunuz ki tam çizginin üzerine koy bunu. Buradan da her tür müdahale yapabiliyorsunuz. Rengini mavi yapabilirsiniz, açık mavi yapabilirsiniz. Bakın istediğiniz şekilde müdahale edebilirsiniz. Böylece akarsuların ismini de biz buraya atmış olduk değerli arkadaşlar. Bakın tek tek buraya attı. Tabii ki şu anda şey olduğu için, küçük olduğu için biraz küçülttük. O yüzden sizler göremiyorsunuz. Ama zoom yaptığımda bunları göreceksiniz. Bakın akarsu isimlerini, akarsuyun kıvrılmasına göre arkadaşlar biz buraya yerleştirmiş olduk. Tabii ki sizler bu akarsuyun isimlerini daha büyük belirtebilirsiniz. Az akarsu varsa da ona göre görsel anlamda görmesi için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yine mesela Properties'ten girelim. Tekrar Label'dan isimlerini atalım sizler için. Bir tekrar olmuş olsun. Sizler de bunu öğrenmiş olun. Bakın arkadaşlar adı kısmını seçmeyi unutmayın. Burada il adını da seçebilirsiniz. Hiç fark etmez ama ne istediğinize bağlı. Bu sefer diyoruz ki burada isimleri lokasyon olarak tam köyün üzerinde göstersin. Şu bir olan sizsiniz değerli arkadaşlar. Yani sizin oradaki adı nerede vermenizle ilgili. Noktanın üzerinde verecek. Bakın noktanın çaprazında veriyor. Neyi seçerseniz burada. Tamam diyoruz. Daha sonra label'ı aktif hale getiriyoruz. Yoksa isimleri atmaz değerli arkadaşlar. Rengi siyah mı olsun? Evet, rengi siyah olsun. Böylece köy isimlerini bakın buraya atmış olduk. Köy isimlerini buraya atmış olduk değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köy isimlerini de attık. Akarsu isimlerini attık. Burada yol isimlerini ayırt etmeye gerek yok. Atmaya gerek yok. Ama siz Lejant'ta eğer bu yol isimlerini belirttiyseniz ya da yolları ana yol, alt yol grubunu ayırdıysanız benim yaptığım gibi çift şeritli, demir yolu, tek şeritli onu da ayırabilirsiniz. Onu da göstereyim. Yine Properties yapıyoruz değerli arkadaşlar. Properties'ten birazdan sembol kısmına gireceğiz. Bu sembol kısmından da bu kategoriden bakın yolları türüne göre ayırıyorum bu sefer. Kategori kısmından, sembolden. Türlerini ayırdığım zaman diyorum ki bütün unsurları buraya ekle bakın. Demir yolu, tek şeritli yol ekledi. Demir yolunun bu simgesini çift tıklayıp demir yolu simgesi seçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu tek şeritli yolu mesela şöyle siyah çizgi şeklinde kalsın ince. Çift şeritli yolda yine çift tıklayarak nasıl yapalım? Çok fazla karmaşık hale getirmeyecek şekilde biraz belirt şöyle yapalım örneğin arkadaşlar olabildiğince. Şuradan yine boyutunu küçültebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani ArcGIS gerçekten sonsuz Photoshop gibi bir yazılım. Bazen ben Photoshop gibi bile kullanıyorum değerli arkadaşlar. Bakın buraya yolları demir yolu ve diğer yolları olarak attı. Yalnız bakın böyle bir hatayla sizler de karşılaşabilirsiniz. Türü diyor ama bu neyin türü değerli arkadaşlar? İsterseniz buraya şöyle yapabilirsiniz. Yol türü diyebilirsiniz. Otomatik olarak buraya atabilir. İsterseniz değerli arkadaşlar bu katman üzerinden yine itemse gelip Legend Properties'ten işlem yapmanız söz konusu olabilir. Bakın yollara geldiğiniz zaman şurada Show Layer Name'i diyebilirsiniz. Onu gösterebilir. Oradan yine müdahale edebilirsiniz. Bu sefer ne olur? Bunu arkadaşlar tekrar mesela yapalım. Yollar dedik ya. Tekrar buradaki Lejant'a çift tıklayalım ve bunun özelliğini değiştirelim. Bakın yollara geldik. Diyoruz ki bu alt göstergeyi bana gösterme. Ben burada zaten değişiklik yapacağım. Yol türünü kaldırdık. Bu sefer geldik değerli arkadaşlar. Bunu değiştirmiş olduk. Bakın böylece yol türlerini de belirtmiş olduk burada değerli arkadaşlar. Bu lejant ve oluşturma, yönoku oluşturma, burada ölçek oluşturma önemli. Artık sizin reklam kısmınız çünkü bu. Sizin harita beceriniz burada ortaya çıkacak. Tabii ki haritada önemli bir şey daha var. Haritanın ismini mutlaka yazmamız gerekiyor. Bakın yine burada yazı kısmına geliyoruz. Ne diyelim mesela buna? Acıgöl Havzası. Acıgöl Havzası. Sayısal
Fiziki harita da diyebilirsiniz. Yani Acıgöl Havzası fiziki haritası da diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu tamamen sizin haritayı nasıl kullanmanızla ilgili. Ben örnek diye yazdım. Örneğin bu yazıya tıklayıp daha farklı şekilde yazıyı değiştirebilirsiniz çift tıklayıp. Bakın burada change symbol deyip daha farklı semboller, gölgelendirme yapabilirsiniz. Bakın böyle bir menü açılıyor. Daha sonra burada edit sembole tıkladığınız zaman sizi bir alt menüye daha götürüyor arkadaşlar. Yani gerçekten sonsuz. Photoshop gibi bir yazılım. Ben öğrencilik yıllarımda bunu Photoshop gibi kullanıyordum. Bakın isterseniz burada tam ortaya üste alabilirsiniz. Yazı tipini değiştirebilirsiniz. Formatını değiştirebilirsiniz. Yine burada bakın arka fon yapabilirsiniz. Pattern yapabilirsiniz. Pattern'de Properties'e tıkladığınız zaman bakın kırmızı bir pattern verebilirsiniz. Bunun arkasına Photoshop kullananlar bilir. Ya da masklama yapabilirsiniz arkadaşlar. Halo yapabilirsiniz. Buna da yine sembole girdiğiniz zaman bu haloyu da değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Bunu yine siyah yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız bakın bu şekilde de olabilir. Ama beyaz daha iyi gösteriyor gördüğünüz gibi. Beyaz diyelim mesela bakın bu şekilde de. Yani sonsuz ArcGIS'in bu alt uygulamaları gerçekten sonsuz değerli arkadaşlar. O yüzden istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Harita ile ilgili de bakın çok güzel bir şekilde burada oluşturmuş olduk. Legend'la ilgili şu an için benim aklıma gelenler bunlar. Unuttuklarımız varsa da ileriki videolarda tekrar bunları düzenleriz. Şimdi bunu nasıl çıktı alabiliriz ona bakacağız. Ha zaten siz bu temeli oluşturduktan sonra arkadaşlar onu da söyleyeyim. Buraya bak eğimi de açabilirsiniz. Bakıyı da açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Artık sadece yapmanız gereken buraya verinizi çağırmanız. Çünkü her şeyiniz şu an için hazır durumda sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken bu. Zor olanı yaptınız zaten. Bundan sonrası basit. Şu bu arada şu Acıgöl'ün ismini de beyaz yapalım arkadaşlar. Göl üstünde görünsün. Yine label'a giriyoruz. Onun rengini beyaz yaptıktan sonra da zaten birazdan daha da güzel kendini belli edecek. Çünkü hedef noktamız bizim Acıgöl. Evet. Böylece Acıgöl'ün de haritasını, sayısal yükseklik modeli haritasını yapmış olduk. Şimdi çıktığı için şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. File'a geliyorsunuz bakın. File'a tıklıyorsunuz. Sonra export map yani haritayı dışarı ver diyorsunuz. İsterseniz haritayı PNG olarak da yapabilirsiniz. Ya da JPEG olarak da yapabilirsiniz. Bu problem değil. Bakın size burada çıktı seçeneklerini, kayıt türünü veriyor. Yani EPS formatında da yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. PNG, TIFF, GIF ne istiyorsanız. DPI özelliği 300 DPI yüksek çözünürlüklü iyidir haritalarda kullanmak için. Bakın bunu biz yapalım. Hemen bir tane çıktısını alalım mesela. Acıgöl diyeyim ben. SYM olarak kayıt edelim. Bakalım birazdan. Bu ekran kartınız, bilgisayarınız ya da teknik özelliklere göre hızı değişecektir. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ama genel itibariyle şurada bakın veriyor zaten hızı. Şu an çıktığımızı aldı. Biz bakalım mesela buna nasıl bir çıktı almışız. Kalitesi nasıl olmuş. Bir değerlendirelim arkadaşlar bakın. Son derece iyi kaliteli, yüksek kaliteli bir çıktı oldu. Bakın yaklaştığımız zaman da zaten görüyorsunuz kalite son derece yüksek ve piksellerde hiçbir bozulma yok. En üst seviyede yaklaşıyorum bakın. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde harita oluşturabilirsiniz. Daha çok ayrıntı da var tabii ki ama burada videoyu çok uzun tutmamak ve hedef anlamında seçtiğimiz için burada kullanıyoruz bunu. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.